Fatih abi en son programımızda Hazreti Ebu Bekir Efendimizin e, Müslüman oluşu evet. bahsini işlemiş idik. Evet. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin daha sonları da Sıddık-ı Ekber diye e, ismi de aynı İslamiyeti gibi zahir olacak olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i hidayete mazhariyetini daha doğrusu hidayetinin zahir oluşunu konuşmuş idik. Şimdi Tabi bununla beraber nasıl ki Cenab-ı Hak kendi tevhidini, kendi güzelliğini, kendi imani efendim özelliklerini, dininin güzelliklerini belli numuneler üzerinden, misaller üzerinden veriyorsa tarihi seyir ve süreç içerisinde de tarihi aydınlatan veya tarihin belli bir safhasını bize e, izah eden şahsiyetlerle konumuzu işlemek uygun olacağından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğini, davetini kabul eden şahıslar üzerinden anlayarak gidiyoruz. Eyvallah. Usul bu. İşte Hazreti Hatice Validemizin İslamiyet'i kabulü, Müslümanlar, hanım Müslümanlar yerinde e, yerine alışı, belki hanım Müslümanlara imam oluşunu, efendim Hazreti Zeyd'i, Hazreti Ali Efendimiz'i ve Hazreti Ebu Efendimiz'i işlerken esasında şunu anlatıyoruz. Hemen programın başında yine seyircilerimize, dinleyicilerimize efendim bunları bizimle beraber seyrettikleri için seyirci diyorum. Belki gözle göremiyorlar ama bu seyri seferi, belki seyri süluku Hazreti Peygamber'in hayatını bizlerle beraber manevi iklimlerinde seyredenlere hitap etmek için söylüyorum. Biz nasıl anlamalıyız? O tarihte şu Müslüman oldu, bu tarihte bu Müslüman oldu gibi bir kronolojik sıra yerine Hz. Peygamber'in o davetinin ne kadar mükemmel olduğunu anlamamız lazım. Niçin? Cemiyeti oluşturan şahısları göz önünde bulundurursak, hanımlar, erkekler, çocuklar ve köle sınıfı olarak ayrılan bir zaman var. Günümüzde de bu farklı değildir esasında. Hanımlar vardır efendim erkekler vardır, iş sahibi olanlar vardır, işlerde çalışan kişiler vardır, çocuklar vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ya eyyuhel muddesir kum fe enzir ve rabbeke bir emrini o kadar mükemmelen ifa ve icra etmiştir ki hemen bu emri aldıktan sonra Müslüman olanların bulundukları konuma bakarak biz bunu anlayabiliriz diye bunları konuşuyoruz. Hani hep biz programlarımızda farklı bir bakış açısıyla Siyer-i Nebi'yi dinlememiz gerektiğini, öteki türlü sadra şifa olmayacağını, gönlümüze deva olmayacağını devamlı olarak zikrediyoruz. Yani bu tarihte şu oldu, filanca tarihte şu Müslüman oldu, filanca tarihte bu Müslüman oldu, filanca şehit oldu, savaş yapıldı gibi kronolojik sırayla Siyer-i Nebi'yi okuyanlar hiç Siyer-i Nebi'yi okuduk diye düşünmesinler. Satırlardan okumuşlardır fakat sadırlarına inmemiştir nasıl anlamak lazım? En azından bu kadar anlaşılması lazım demek için muhabbet bağıyla bunları bağlamaya çalışıyoruz. Nedir? İlk safhada Allah Resulü'nün tebliğinin muvaffakiyetine bakınız ki hanım, erkek, köle ve çocuk her kesimden insanı hidayeti kanatları altına alabilecek, hidayet menbaına ulaştırabilecek bir davet ustuğu bunun, tebliğ metodunun Hazreti Peygamber'de emrolunduğu günden itibaren ne kadar mükemmel olduğunu gösteriyor. Bir bu. Peygamber Efendimiz'in mükemmeliyetini anlamak üzere, idrak etmek üzere dikkat nazarlarına verecek şey birinci madde bu. Hemen ikincisi ne kadın erkek diye bir öncelik yapmak lazım bir güzelliği neşetmek istiyorsanız ne bu daha çocuktur ne de bu daha maddi hürriyetine kavuşmuştur işçidir, orta direktir diye kesimlere ayırmak lazım. Demek ki hidayet denilen o muazzam nesne, o nur, Allah'ın bize bahşettiği o iman öyle bir şeydir ki her kesimden insanın aynı anda kabul edebileceği bir özelliktedir. Peki niye muvaffak olunmaz? Çünkü biz onu anlatmaktaki muvaffakiyetsizliğimiz ve tembelliğimiz yüzünden bugün sonraya bırakarak hep en önce şu yapsın, sonra şu yapsın, sonra bu yapsın gibi düşünüyoruz. Velev ki bu sırayla bakılsın, bir şeylere öncelik tanınması gereksin. O bakış açısından bile baktığımızda hemen şunu görmemiz lazım. En önce evden başlanacak. En önce haneden başlanacak. Hanesinde muvaffak olamayan, imanını, İslam'ını, kamil ahlakını daha beraber bulunduğu ailesine nüfuz ettirmekten mahrum olan insanların etrafını, cemiyeti hatta hatta abesle iştigal dünyayı kurtarmaya kalkması hatta Allah'ın dinini kurtarmaya kalkması fevkalade hamakattir ve Allah Resulü'nün uçlubu bu değildir. Madem ki Allah Resulü'nün uçlubu en güzeldir o sadece şahıs olarak mükemmel değildir. Her sıfatıyla mükemmel olarak yaratılmıştır. Emri emri bil marufu nehyi anil münkeri en güzel şekilde tatbik eden zatı ı alidir. Bu mükemmel metoda rağbet edilmeli ve bu eksiklikler giderilmelidir diyoruz. Ve bundan sonra bu dönemin özelliklerine dikkat çeken, bu şahıslar üzerinden dikkat çeken konumuzu daha da genişleterek gizli davet sürecinin nasıl bir safhada, nasıl bir şekilde devam ettiğini de okumaya istiyorsanız sizinle Evladım. başlayalım. Hz. Ebu Bekir'in de Müslüman olmasıyla iman ve İslam'a gizli davet daha da hız kazandı. İslam'a girme bahtiyarlığına erenler, yakınları ve akrabalarıyla da bu bahtiyarlığı paylaşmak istiyorlardı. Onları şirkin ızdırabından, cahiliyetin çirkin ahlakından kurtarmak için çırpınıyorlardı. Bu konuda da Hazreti Ebubekir'in önde olduğunu görüyoruz. Onun vasıtasıyla gizli davet devresinde İslam'la şereflenenlerden birkaçı şunlar. Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Bakkaz, Talha bin Ubeydullah radiyallahu anhü. Şimdi tabi bu ufak bir şey belki ama hani bunu söylemesen de olurdu denebilir ama yazmasa da olabilirdi. Birkaç kişiden biri de şunlardır. Çok güzel yani birkaç kişi. Bunlar aşerî mübeşşeredendir. Birkaç kişi. Ya çok vardı bunlardan hala hazırdadır, kıyamet kadar bulursunuz da işte birkaçını sayalım gibi anlatmak da çok hoş bir ifade değil. O muazzam şahsiyetlerden, o müstesna şahıslardan birer tanesi veya işte şunlar şunlardır şek, neferler şunlardır şeklinde söylenmeli. Birkaç kişi de şunlardı gibi söylemek bilmiyorum bana çok tatlı gelmedi. Tatsız da yenmiyor. Değil mi? Hiçbir şey. Evet. Bu beş sahabi de sonraları cennetle müjdelenen on sahabi arasında yer alacaklardır. Evet. Müslüman erkekler listesine yeni yeni isimler eklenirken kadınlar arasında da İslam'ın nuru günden güne yayılıyordu. İlk Müslüman kadın Hazreti Hatice'den sonra henüz o sırada İslam dairesine girmemiş bulunan Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fazl'ın, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın ve yine o sırada hidayete kavuşmamış bulunan Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma'nın ilk Müslüman kadınlar arasında yer aldıklarını görüyoruz. Evet. Artık İslam'a davet iki kanaldan yürütülmektedir. Evet yani e, demin de arz ettiğimiz gibi bu iman ile müşerref olan insanlar her sahada, bulundukları sahada, hanımlar hanımların sahasında, erkekler erkeklerin sahasında öğrendik tamam bu zevki aldık bu manevi ...hazza bu manevi devlete erdik deyip bırakmıyorlar. Hemen bunu neşretmeye başlıyorlar. Efendim öğrendiklerini hemen tatbik etmeye başlıyorlar. Zaten öğrendiklerini tatbik etmenin getirdiği bereketle... ...etraflarını ne yapıyorlar? aynı hani bir efendim suya atılan taşın hale hale... ...veya bir ayın etrafındaki hale misali... ...nur misali gibi etraflarını aydınlatmaya başlıyorlar. Eyvallah. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz işte bu nevi ashabı için onlar yıldızlar gibidir. Hangisine iktida, hangisine iktida ederseniz iktida etmiş olursunuz. Hidayete ermiş olursunuz. Sözü aldıkları güzelliği kendi nefislerini aradan çıkartarak sadece o güzelliği sunuyorlar. Bize ne çıkar buradan? Şu çıkar. Kişi, ...Allah'ın ve ona Resulullah'ın anlattığı hidayetin... ...hazzına, zevkine erer de... ...kendisi onda erirse... ...adına, şahsına, cinsine, makamına, mevkine bakılmaz. O güzellik onda leman eder. Çünkü o güzelliğin sahibi o değildir. O güzelliğin sahibi Allah'tır. O onu karartmadığı müddetçe... ...etrafına bunu güzel bir şekilde sunduğu müddetçe... ...kendisini perde yapmadığı müddetçe... İnsanlar adım adım bu nura koşarlar. O da buna vesile olmanın ecriyle her geçen gün daha yüksek mertebeye, daha yüksek bir merhaleye çıkar. Çünkü ondan o hidayeti alan kişi onu yükseltir. O yükselen, onu yükselten kişiden, hemen altındaki kişiden veya hemen yanındaki kişiden bir başkası feyiz aldığı zaman o daha da öne gider. Tesbihin emamesine yakın olan ne her zaman oradadır. Arkasına ne kadar eklerseniz ekleyin. Anlatabiliyor muyum? Onun önüne geçmedikten sonra, onun ardını izni takip ettikten sonra bir değer kazanırsınız. Birin arkasındaki sıfırlar gibidir. Birin önüne geçtiği zaman rakamın değeri düşer. Birin arkasına koyduğunuz sıfır bile olsa devamlı onun o değerin artmasına, artışın efendim feyizli bir şekilde devam etmesine vesile olur. Yeter ki onun izi takip edilsin. Gizli de olsa, aşikar da olsa Allah'ın kaidesi budur ki kişi aldığı emanete uygun şekilde yaşarsa muhakkak etrafındaki insanları o nura, o hidayete vesile kılar. Kaide budur. Evet. Bu arada müşrikler de boş durmuyorlardı. Hidayet güneşiyle gönüllerini aydınlatanlara hor bakmaya, onlara iftira ve sözlü hakaretlerde bulunmaya başlamışlardı. Ama bunların hiçbiri kainatta en büyük kuvvet olan Allah'a iman hakikatini kalplerinde nakşetmiş bulunan bu saadet asrının mesut insanlarını korkutamıyor, davasından geri çeviremiyor, hatta en ufak bir tereddüde düşüremiyordu. İnsanların tehdit ve korkutmaları Allah'a olan iman ve ondan korkmanın yanında rüzgarın önünde bir toz, sel önünde bir çöp gibi zayıf ve dayanıksız kalıyordu. Evet. Zaten Allah'tan gayriye dayanan kişi velev ki o dayanakla koskoca şeyler inşa etse de ne kadar mükemmel şeyler yapsa da ne kadar mükemmel fikirler örse de neticede örümceğin ağından daha güzelini yapamaz. Örümceğin ağı ne kadar kuvvetlidir. Çelikten bile kuvvetli bir maddedir. Örümceğin ağı. Yani aynı kalınlıktaki bir çelik teli gelseniz örümceğin ağı inceliğindeki bir teli çelik olarak yapsanız örümceğin yaptığı o ağdan daha mukavemetli olamaz. Şimdi onu hatta kullanıyorlar, zırh yapıyorlar. Çelik yelek yerine örümceğin ürettiği o maddeden çelik yelek yerine konabilecek koruma yelekleri yapıyorlar. Kavler mi ne diyorlar? Siz daha iyi bilirsiniz. Efendim, gerçi bu arada o örümceği onu imal ettirmek için bayağı bant üzerinde koşturuyorlarmış. Hayvana yazık oluyor ama bu daha bahsi diğer. Şimdi latife bir yana, ne kadar mükemmel olsa da neticede rüzgar karşısında o çok muhkem kendi sahasında velev ki çok muhkem olan o bina bir rüzgarla bir nefeste deyip gidiyor. Böcek yakalamak için orası mükemmel bir mekan. Süfli şeyleri elde etmek için güzel bir konak. Ama rüzgara karşı mukavemeti düşünülemez bile. Cenab-ı Hak da bunu inne evhanel buyut işte Beytil Ankebut şeklinde Ankebut suresinde Cenab-ı Hak da Allah'tan gayrı kişilere dayanan Allah'ın razı olmadığı şekilde dayanaklar arayan şirkle küfürle imanın karşısına setler çekmeye çalışan insanların ancak bir örümceğin yaptığı mükemmel bir yuva kadar yuva mesabesinde olduğunu fakat onun da bir rüzgarla hemen yıkılıp gittiğini beyan etmektedir tabiatıyla Cenab-ı Hakk'a temessuk eden, Allah Resulüne tevessül eden ve o yolda gayret eden, sayeden eden kulların ecri Allah tarafından muhafazası dahi onlar onun tarafından olacağından hiçbir zaman müşrikler muvaffak olamamıştır. Eyvallah. İlk bölümde e bir girizgah oldu. Şöyle bir girizgah oldu aslında Fatih abi. Dinleyicilerimizin de hafta içerisinde yolladığı maillerle hem mevzunun iş, işleniş şekli az gelmiş ama. Yani birkaç tane gelmiş. Tabii biz yollayan kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sadece onlar için bile bazı şeyleri anlatmak bizi gerçekten sevindirir ama maksadımız ilgi ve alakayı faal olarak göstermek. Yani bu mevzulara bize değil, şahsımıza değil bu mevzulara alakalı olduklarını fiilen de göstermelerini istediğimizden dolayı efendim kendilerine bu hitabı yaptık. Yazın şu kadar adet olursa cevaplandıracağız dememizin sebebi oydu. Mail'ler gelmiş. Olmadı bu mailleri gönderen kardeşlerimizin size hatta rica edelim bir şekilde elektronik posta adreslerini alın. Eyvallah. Bazı yapılan efendim organizasyonlardan bu kardeşlerimizi haberdar edelim mesela ismen okumamızın bir mahsuru var mı Rabia Gülcan Gülcan Hanımefendi Ayşe Aktaş, Ayşe Aktaş Ertuğrul Abdullah Kurgun Bey var ne? evet Konya'dan, Konya'dan selam ederiz Ertuğrul Bey var ee, Ertuğrul Taş şaraplı şey şaraplı. Hı, şaraplı bir şaraplı gibi bir şey Hikmet şaraplı Hikmet şaraplı yani var. bu kardeşlerimizi bir şekilde aldığımızı haberdar etmek adına en azından isimlerini zikretmiş olalım. İsmi Nebi'yi zikrederken onların isimlerini de burada zikrederek onların da bizlerin de inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşinay ruh olmalarını gönülden niyaz edelim. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Amin. Kayseri'den değil mi? Farklı farklı yerlerden gelmişler. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yani baktık olmadı. Tabii sözümüzü yiyeceğiz. Yani çok cevap gelmese veya çok soru gelmese de bir şekilde arz edeceğiz. Maksadımız bir şey arz etmek, anlatmak. Sizlerle bilgiyi, malumatı paylaşmak. Yoksa bir şeyleri saklamak değil. Evet. Şimdi biz konumuza devam edelim. Gelen suallerde de dediniz, girizgahı yaptınız. Ben sözünüzü kestim. Estağfurullah. Gelen suallerde de abi, bundan önceki programlarımız esnasında da dinleyicilerimizden hep geliyordu bu talepler belki de hayatımızda biz çok var zannediyor olsak da yeteri kadar bulunamayışından bu mevzuları bu şekilde dinleyince acaba bunları biz müstakilen belli kaynaklardan okur muyuz? program haricinde de dinler miyiz? diye bir merak hasıl oluyor herhalde. Mevahi bile Ledünniye İmam-ı Kastelani'nin Mevahi i isimli eserini okumalarını tavsiye ediyorum. Bir. İkincisi Asım Köksal Hoca Efendi'nin o muhteşem İslam tarihini, Hazreti Peygamber Efendimizin hayatını okumalarını tekrar tavsiye ediyorum. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem isimli çıkan, geçen sene çıktı yanlış hatırlamıyorsam Erkam yayınlarından onu tavsiye ediyoruz. İşte bazen tahsih de etsek, bazen latife yolu veya nazına, niyazına güvenerek e, tenkit edermiş gibi metninden istifade ettiğimiz zatlardan Kainatın Efendisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isimli kitabın müellifi Peygamberimizin hayatını anlatan Salih Suruc'un eserinden de istifade ediyoruz. Fakat tabi bununla değil, sınırlı değil. Ayrıca İmam-ı Tirmizi'nin Şemaili Şerifesi var. Ayrıca hadislerle Müslümanlık veya diğer adıyla Hayatü Sahabe var. Kandehlevi'nin ...bu eserler de çok güzel şeylerdir. Sahabi Hayatından Tablolar... ...isimli. Konyalı kardeşimiz bilecektir. Yanlış hatırlamıyorsam Uysal Kitap Evi'nden... ...çıkmış olması lazım. Şu anda mevcudu var mı bilemiyorum. Bu gibi eserlerden istifade edebilirler. Ayrıca... ...bilinmeyen, pek okunmayan bir eserdir ama... ...müstefi de olunabilecek bir eserdir. İslam Altı Parmak... ...diye meşhur olan altı parmağın peygamberler tarihi vardır. Bedir yayın evinden çıkmıştı en son. Bu eserden de istifade edebilirler. Bir de kütüphanelerinde kaynak bir eser bulundurmak isteyenler için söylüyorum. Kabe tarihi var. El Azraki'nin Kabe tarihi isimli çok güzel bir eseri var. Kabe'nin duvarından tutun da Rükni Yemani'nin içindeki sütunların Hacerül Esved'in üzerindeki örtünün detaylarına kadar bütün tarihi seyrini anlatan muhteşem bir eserdir. çok güzel bir eserdir bu eseri de kütüphanelerinde bulundurmalarını tavsiye ederim dedikten sonra biz daha fazla uzatmayalım Çünkü konu konuyu açıyor mevzu Eyvallah. mevzu açıyor gelen maillerden de elektronik postalardan da Efendim bize yöneltilen tevcih edilen soru, soruya böyle cevap vermiş Eyvallah. oldu hiç alakasız gibi olmayalım. şimdi hemen mevzumuza devam edelim Gizli davet devresinde İslam'la şereflenen ve bundan dolayı müşriklerin şiddetli işkencelerine maruz kalan ilklerden biri de Bilal-i Habeşi diye bilinen Bilal bin Rebah hazretleridir. Neden Bilal-i Habeşi'den başlanıyor? Zalimin en belirgin özelliği odur. Kendi zulüm davasında kendi dişine göre insanda denemez zulmünü en önce kendisine göre zayıf ve düşkün kabul ettiği kişiyi ezmeye çalışır. Yani zaten düşüncesi zalim olan insanın özelliği budur. Düşüncesi zalim ve zulme hizmet eden insanlar ezmek için de, ifade etmek için de, bozmak için de en önce zayıflardan başlarlar. En zayıfları hedef alırlar. İşte bir kısım medya çocukları hedefine alır, hanımları hedefine alır, oradan bozmaya başlar, aile teşkilatını alır kendi dişine göre efendinin felsefesiyle, fikriyle, düşünce şekliyle herhangi bir mihrakı kendisine hedef olarak almaz ezmek için, bozmak için. En zayıf noktayı ezmeye çalışır. Bir de zalim insanın herhangi bir insanda bu zulüm potansiyelini anlamak için de şu özelliğe bakmak lazım. Zalim kişiler genelde korkak insanlardır. Acınacak insanlardır. Hani bugün Birçok romanda, birçok filmde, birçok şeyde bunu artık görüyoruz da. Eskiden hadi bilinmiyordu da şimdi artık gözüküyor. Ruhi dengesi bozuk olan insanların, zaafları olan insanların, belli korkuları olan insanların daha çok kişiyi ezdiğini ve ezerek tatmin olduğunu görürsünüz. Sapıklıklarını o şekilde tatmin ederek zulümlerini yaparlar ve sapıklıklarını o şekilde tatmin ederler. Zalim insanların hepsi özürlü insanlardır esasında. Özürlü derken Allah Teala'nın takdiri ilahi icabı onlara bazı şeyleri farklı ver vermesini kastetmiyorum. Yani kendisinde belli cevherleri işletmekten aciz, aciziyet içerisinde olan insanlar zulmeder. Etraflarını, cemiyetlerini rahatsız ederler. Şimdi bir insanda bu zulme karşı kabiliyet var mıdır veya kendisinde zalimlik var mıdır bunu test etmek için şöyle bir şey tatbik edebilir kendisinden aşağı kendisinden zayıf insana karşı kurt kendisinden yukarı kendisinden kuvvetli insanlara karşı köpek olarak yaşayanların hepsi zalimdir ve adi insanlardır yani bir fikri var bir düşüncesi var inandığı veya inanmadığı neyse değer veya değersizlik bir, bir şeyi var bunu tatbik noktasında, bunu ifade noktasında, efendim bunu lans etme noktasında, kendindeki aşağıları bunu yapıyor da, aynı fikri paylaşmayan, yukarıdaki insanlara yalakalık ve köpeklik yapıyorsa, bu insan işte zalim piramidinin bir taşıdır. Firavun gibi kocaman piramit yapamamıştır ama, firavunlara hizmet eden taşlardan bir tanesi doğudur. Cemiyetteki insanlar hiçbir zaman, kendisinden hakir gördüğü insanlara karşı Kurt kesilmeyecek. Onları ezmeye çalışmayacak. Kendisinden yukarı gördüğü insanlara karşı da köpekmiş gibi davranmayacak. Anlatabiliyor muyum? Himaye edici olacak. Zayıf gördüklerine daha itibar edici olacak. Karşısına dikilip onu ezmeye çalışan insanlara karşı da duruşunu hiç bozmayacak. İşte fikir insanı, hür insan buna derler. Adil insan buna derler. Arz edebiliyor muyum? Böyle insanlar bu fazileti ancak Allah karşısında boyun keserek, secde ederek kazanmışlardır. Bir insan hem böyle secde ediyor hem de hayatında böyle yaşayamıyor ise o kişi adi tiniyetli, efendim zulmün destekçisi, kendisi adı zalim olarak kitaplarda, defterlerde, efendim boy boy afişlerde çıkmasa bile, insanlar onu zalim olarak tanımasa bile, Gününde zamanında zalim olarak meşhur olan kişilerin görünmez hizmetçileridir bu nevi insanlar. Bunlar emri bil marufu nehyi anil münkeri hiçbir şekilde ne hayatlarında ne kendi hayatlarında ne başkalarının hayatlarında rol oynayacak şekilde tatbik edemezler. Aşağılık ve sefil insanlardır diyorlar. Allah Teala bizi böyle olmakta muhafaza eylesin. Amin. Evet. Biz niye böyle kaptırdık gittik? Bir anda gözümüzün önünde Hazreti Bilal'e Habeşi'ye tasallut etmeleri esasında bizim damarımızı kabarttı. Hazreti Bilal gibi bir zattan siyahi olduğu için, zayıf gördükleri için ezebiliriz düşüncesiyle o cemiyetin en küçük birimi olarak kabul ettiği ettikleri şahıs üzerinde zulümlerini yaptılar. Fakat o zulümden çıkan a hepsinin sonlarını getirdi. Şimdi bunu okuyacağız. Hazreti Bilal, Müslümanların amansız düşmanı Ümeyye bin Halef'in iken, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz vasıtasıyla İslam'la şereflenmiştir. Bir anda gönlünü çepeçevre saran iman nuru, Hazreti Bilal için hadsiz bir cesaret kaynağı oluvermişti. Öyle ki bir köleyken, Efendisini ve müşriklerin her türlü baskı, işkence ve eziyetlerini hiçe sayarak Müslümanlığını açıkça ilan etmekten çekinmedi. İmanın girmediği kalp taştan daha katı, Allah korkusunun bulunmadığı vicdan kayalardan daha işsizdir. Böyle bir kalbe ve vicdana sahip bir insanda acıma, şefkat ve merhamet aramak abestir. O insan artık bu haliyle manen canavarlaşmıştır. Hatta tahribatı cihetiyle canavarları bile geride bırakmıştır. En tehlikeli hayvan insandır. Aslan tok olsun, kurt karnı pek olsun. Efendim az evvel yemekten kalksın. Önünden önüne koyunu da koysan, efendim her zaman avladığı avı da koysan rağbet etmez. Aynı nehrin aynı gölün kenarında suyu içer, kenara gider yeter. En yırtıcı hayvan bile tok olduğu zaman. Fakat insan öyle değildir. İnsan işine yarasın yaramasın. Maddi efendim yararı olsun veya olmasın eğer insanlıktan uzaklaşmışsa, hayvan kısmı sadece kalmışsa, o dağlardaki yabani hayvanları dahi utandıracak şekilde zulmeder. Çünkü insan ortada kalacak şekilde yaratılmamıştır. İnsan terbiyesiyle mükemmel olduğunda nasıl ayrı bir payı alıyorsa, terbiyeden uzaklaştığında da hayvanlık payesini dahi alamaz. Çünkü hayvanlık istihkakı dolmuştur. Kainatta hiçbir şey tesadüfe yer yoktur. İnsanlıktan düştükten sonra insanın girebileceği bir hayvan kategorisi bile kalmamıştır. Hayvandan daha aşağı olacaktır. Ve böyle insanlar, sureta insanlar hayvanları utandıracak şekilde olmuştur diyoruz. Ama yine ipin ucu kaçıyor. Siz okumaya devam edin. İşte İslam'ın diğer bütün amansız düşmanları gibi Ümeyye bin Halef de böyle bir kalbin ve vicdanın sahibiydi. Yani ona vicdan demek yanlış. Kalp demek de yanlış. Çünkü kalp kan pompalayan şeye denmez. Tıbbi bir tabir. Ona sahipli demek. Ya kalbe sahip değil. Kalbi yok. Kalbi yok. Vicdana sahip. Böyle bir vicdana sahipti. Vicdan kelimesiyle kötü vicdan kelimesi bir değil ki. Vicdanın kötüsü yoktur ki. Yani bizim maksadımız burada müellifi tenkit değil. Bunun üzerinden bir şeyi vermek. Vicdan ne demek? Vicdan vecededen gelir Arapça. Bulmak demek. Allah'ı bulmayan insanda vicdan yoktur ki. Hangi dinsiz vicdanım var diyebilir. Vicdanı olan kişi Allah'ı bulmuş demektir. Allah'ı bulamayan kişiye böyle bir vicdan sahibi demek o. Vicdansızdır. Bak Türkçe'de onun çok daha güzeli var. Ne lüzum var matbaaya bilmem baskı baskıya çok para vermeye. Sahibi diye fazladan bir kelime. 20 tane böyle hatalı cümle yazılsa yarım sayfa yapar. Ne lüzum var matbaa parasına yazık. Başka bir şey yazıverirsin oraya vicdansız dersin geçersin bulamamış. Allahsız, kalpsiz. Kalp Allah'ı bilene denir. Kalp sahibi diye. Vicdanlı, vicdana sahip denen kişi Allah'ı biliyor da hani işletmiyor. Belki onun için bile kullanılır. Bulmuş da kullanmıyor. Hani olmaz ya onun için kullanılır. Hiç yanından bile geçmeyen kişi de kişiyle onun ismiyle vicdan kelimesi aynı cümlede bile kullanılmaz. Vicdansız denilir geçilir. Evet. Ve Hazreti Bilal merhamet ve şefkat yoksunu... Kalpsiz. Bu kalpsizin kölesiydi. Evet. Bu merhamet yoksunu adamın nazarında... Hazreti Bilal'in kendisini yaratan tek Allah'a iman etmesi... Ve onun peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sadakat elini uzatması büyük suçtu. Bunun için de o en amansız işkencelere tabi tutuluyordu. Bazen 24 saat aç susuz bırakılıyor bazen boynuna ip takılarak Mekke'nin ücretle tutulan çocukları tarafından sokak sokak dolaştırılıyordu. Ümeyye bin Halef'in bütün bu gayretleri boşunaydı. Hazreti Bilal bir kere iman etmişti ve Allah'a teslim olmuştu. Gönlü Resulullah'ın muhabbetiyle gülşen olmuştu. Onun için bu eziyet ve işkenceler altında inim inim inlerken bile davasını müşriklerin yüzlerine yüzlerine aykırmaktan geri durmuyordu. Ehad! Allah birdir. İnandığı İslam davasından, Her türlü eziyete rağmen, Zerre kadar taviz vermeyen Hazreti Bilal'i, Bu sefer efendisi Ümeyye bin Halep, Kavurucu sıcaklar altında, Sırtını güneşin sıcaklığından ateş parçası haline gelmiş, Kızgın taş ve kumlara sürttürüp yaktırır, Ağzına güneşte kurumuş bir lokma et verdikten sonra, Göğsüne kocaman bir kaya parçası koydurur ve şöyle derdi, Andolsun olsun ki, sen ölmedikçe yahut Muhammed'i ve onun dinini inkar ve reddederek lata, uzzaya tapmadıkça bu azabı üzerinden eksik etmeyeceğim. Fakat vücudunun bütün zerreleriyle adeta bir iman abidesi kesilmiş olan Hazreti Bilal, ölümü göze alarak şöyle haykırırdı. Ben lat ve uzzayı kabul etmem. Allah birdir. Allah birdir. Bu sözleri duyan Ümeyye bin Halef, bütün bütün çileden çıkar, Hazreti Bilal'in işkencesini bayılıp kendinden geçinceye kadar artırırdı. Sonra da çekip giderdi. Hazreti Bilal nice zaman sonra kendine gelirdi. Hazreti Bilal'in bütün bu dayanılmaz eziyetlere, bu çekilmez işkenceye karşı tek dayanak noktası, o haşmetli ve azametli imanıydı. İman. Evet, kainatı kabzayı tasarrufunda tutan Cenab-ı Hakk'a iman, onun sonsuz kudretine itimat insan için sarsılmaz, yıkılmaz bir istinat noktasıdır. O bu kahramanca tavrıyla adeta iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir hakikatini bütün dünyaya ilan ediyordu. Bir ara vermeden hemen şunu da söyleyelim ki bu çok önemli bir söz. Bu sözü zapt etmek, bu sözü fikir edinmek icap ediyor. Kuvvet hakikattedir. Kuvvet ve kudret hakikattedir. Hakikat kudret ve kuvvette değildir. Tekrar ediyorum. Kuvvet ve kudret ancak hakikatle kaimdir. Hakikat varsa kuvvet vardır bir başka deyişle. Zihinleri karıştırmayalım aynı tertiple söyleyelim. Kuvvet ve kudret hakikatten kuvvetini ve kudretini alır. Fakat kuvvet ve kudret tek başına hakikat değildir. Ne demek? İşte gerçek diyor bazen insanlar. Gerçek nedir? Ben ezerim, ben vururum, işte kudret benim diyor. Hak olarak bildiğin şey, sen şu diyorsun, bu diyorsun. İşte hak diyor. İşte gerçek olan şey. Bu benim yumruğum diyor. Bu benim attığım bomba diyor. Bu benim yaptığım zulüm diyor. Kim hatırlanıyor? Tarihte kim yapmış ki bu hatırlanmış? Bilal-i Habeşi'yi bilmeyen yoktur. Ama ona eziyet eden o işte kişiyi neyse insan suretindeki o herifi ismen bile hatırlamakta güçlük çeker çoğumuz. Yani şunu biz okumasak ben de ismini hatırlamam. Ha düşmanımızı bilirim adını belleyelim yok yok. Bilal-i Habeşi gibi bir sultan, bir dost varken o düşmanın esamisi okunmaz. Nasıl oldu bu? Heh, öyle bir kuvvet vardır ki o hakikatten aldığı kuvvet ve kudretle bunu yapmıştır. Çünkü hakikat yani Allah'ın hak ve hakikati kudretin kendisidir. Ama kuvvet ve kudret tek başına asla hakikat değildir. Zorbalıktır, adı zulümdür ve muhakkak geçicidir. Geçicidir, kaybolur. İnsanlar kuvvetle, kudretle biz hak denilen şeye hakim oluruz, hakkı kendimiz kayim kılarız diyen insanların hepsi tarih sayfalarında gömülmüş, kaybolmuş ve lanet edilir hale gelmiştir. İsimlerini bile andığımızda ruhumuzda bir kabzali zuhur eder. Bir Firavun dediğinde, bir Ebu Cehil dediğinde zalim adam bile titrer. Böyle bir sıkıntı basar ona. Kendisi de zalim halbuki. Bugün en zalim olan adamlardan birisine Firavun Ebu Cehil diye bahset. Rahatsız olur. Yani aa diye böyle bir gülümseme, bir tebessüm yüzünde bulamazsın. Bu Allah'ın bir cezası olarak halen de devam eden bir şeydir, tecellidir. Fakat bir bilal Habeşi denildiğinde, bir Hazreti Ebu Bekir denildiğinde, hatta onun silsesini takip eden zatların ismi zikredildiğinde, ismi bile gönüllere ferahlık bahşeder. İşte hakikatin, hakikat hakikattedir ancak kuvvet ve kudret? Sadece kudretle kuvvetle hakikat olmaz. Hak iddia edilemez. Hak kuvvet ve kudrette de değildir. Kuvvetle kudret, kudret haktadır diyerek bir ara verelim. Ancak bu arada ne neydi nasıldı diye tekrarlayarak insanlar bizi dinleyen kardeşlerimiz biraz daha böyle mütalaa etmiş olurlar. Tamam. Hazreti Bilal Efendimizin gördüğü işkenceler, yaşadığı sıkıntılar bahsindeydik abi. Oradan siz başka bir yere de, hakikat evet. bahsine de gitmişsiniz. Hakikat ve kuvvet, kudret ilişkisine bakmıştık. Onu sona bırakalım. Yine bir e, bağlayacak şekilde bu mevzuyu çok böyle düğümlü bırakmayalım daha doğrusu. Güzel bir şekilde bırakalım. Efendim e, muhabbet bağında fazla düğüm demeden hadiseyi güzel mevzun insanlara efendim yardımcı olabilecek, kardeşlerimize yardımcı olabilecek şekilde bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Şimdi biz mevzumuza devam edelim ki yarım kalmasın. Siz okuyun, ondan sonra devam edelim. Eyvallah. Yine bir gün Ümeyye bin Halef'in onu işkenceden işkenceye uğrattığı bir sırada oradan geçen Hazreti Ebu Bekir bu durumu gördü. Ümeyye'ye sen hiç Allah'tan korkmaz mısın? bu zavallıya daha ne kadar işkence edeceksin dedi. Çünkü onun da kendine göre bir Allah şeyi var ya. Hani günümüzde de Allah'ı dilinden düşünmeyip farklı farklı itikatta olup adlarına mümin, müslüman, aydın falan diye geçinen insanlar var ya. Tamam bizim inancımızdaki o Allah'a inanmıyorsun, tapmıyorsun ama taptığına efendim nispet edilirse senin zihnindeki ilah anlayışına göre de mi hiçbir merhametin yok senin diyerek İkaz ediyor. Onun itikatını sen bozdun diye cevap verdi Ümeyye. Kurtulmasını istiyorsan onu satın al da kurtar. Hazreti Ebubekir Efendimiz, Ey Ümeyye dedi, Benim senin dininden siyah bir kölem var. Bundan daha güçlü, daha kuvvetlidir. Onu Bilal'e karşılık sana vereyim, kabul eder misin dedi. Ümeyye, kabul ettim dedi. Sonra da gülerek, Vallahi, kölenin karısını da vermedikçe olmaz diye konuştu. Hazreti Ebubekir olur dedi. Ümeyye yine sinsi sinsi güldü ve vallahi bana kölenin karısıyla birlikte kızını da vermedikçe olmaz dedi. Hazreti Ebubekir Bekir bu teklifede olur diye cevap verdi. Fakat azılı müşrik Ümeyye adeta işi yokuşa sürmek istiyormuşçasına davranıyordu. İşte demek ki onun öyle bir Allah inancı var ki hem vallahi diyor hem sonra tekrar onu bozuyor. Yani inandığı kafasındaki Allah'a karşı bile sadakat yok. Onun kendi ilah anlayışına, kendisine saygısı yok bir kere. Vallahi diyor, şunu yapmadıkça olmaz. E peki yaptık, vallahi bunu da yapacaksın. Şimdi bizde normal bir adam, avamdan bir insan bunu söylediği zaman sen Allah'la mı yoksa benle mi istihza ediyorsun diye sorarlar adama. Veya yeminle itibar eder misiniz öyle bir insanın? Etmezsiniz. Kendi inancına bir kere saygısı yok ki. Yani zulmün ve zalimin ne kadar maskaro olduğuna da bir şey bu ölçü. Ne kadar ölçüsüz olduğuna da bir kıyas daha doğrusu. Hem vallahi diyor, sonra yemin üzerine yemin ediyor. Çünkü onun Allah'ı, onun kafasındaki Allah etten, kemikten, hamurdan, taştan, topraktan yapılan bir Allah. Onun kafasındaki Allah kendi gibi olduğu için kendi tînetsizliğini ilah edindiği için kendisi gibi bozuk olduğu için inancı hem kendi ilahına yemin ediyor sonra da onun hilafını hareket ediyor. Evet. Bu sefer haince gülüşler arasında şu istekte bulundu. Vallahi bana onlarla birlikte 200 dinar da üste vermedikçe olmaz. Onun bu durumuna sinirlenen Hazreti Ebubekir hiddetle sen dedi. Ne utanmaz adamsın. Boyuna yalan söyleyip duruyorsun. Ümeyye bu sefer hayır dedi. Lata Uzzay'a and olsun ki artık bunları bana verirsen dediğini yapacağım. Hmm, ciddi be ya. <laughs> evet. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir onların hepsi senin olsun dedi ve Hazreti Bilal'i bu zalim adamın elinden kurtardı. Ucuza gitti. Onun bir teri o kadar etmez. Aldığına baktı da o kendi örümcek ağına itimat etti, dayanağına baktı. Halbuki çok ucuza gitti. Hazreti Bilal'a Habeşi ile beraber olmak için şu anda bizi dinleyenler evini barkını canını verir verilme vermez mi? Hazreti Peygamber miraca çıktığında Bilal'in ayak seslerini duydum. Cenneti sana verdim. Ey cennet, daha doğrusu ey cennet, seni Bilal'e verdim diyen Hazreti Peygamber'in Bilal'e biçtiği değere bak. İnsana verdiği değere bak. Kendisince çok güzel bir ticaret yaptığını zanneden zalim bedba Aptal insana bak. Hazreti Mevlana diyor ki Bilal davasında o ehadde o tevhitte öyle samimiydi ki damarından o kanları kesseler damarlarını parçalasalar kanı bile ehad diye akardı diyor. Kanın fışkırdığı yerde bile Allahu ehad yazısını görürdün. La ilahe illallah yazısını görürdün. Yani hücrelerine kadar o tevhid nüfuz etmişti diyor. Hazreti Bilal için Hazreti Mevlana. Evet. Şalgam pazarında altın satılmaz. Altının değerini bilenler bilir. O sapık, zalim, çok enayi gibi zannettiği, karşısındaki o kutlu zatı kandırdığını düşünerek iyi bir alışveriş yaptığını düşündü ama çok büyük zarar etti. Halbuki terine değişilmez, terine. Bırak kılı. Kıl yine onun vücudundan bir cüzdür. Attığı tere değişilmez Hazreti Bilal'in o bahsettiği köleler. Evet. Hazreti Bilal'i alan Ebu... Çünkü Allah yolunda akıtılan terin, gözyaşının bir tane müşterisi vardır. Allah yolunda akıtılan kanın, gözyaşının, terin, kalp çarpıntısının bir tek müşterisi vardır. İkinci müşteri yoktur. Müşterisi Allah'tır onu. Hazreti Sıddık-ı Ekber'in aldığı o meta, Allah'ın aldığı bir metadır. Hazreti Ebu Bekir eliyle almıştır ama. Hazreti Ebu Bekir'in eliyle almıştır. Birisi Sıddıkiyet'ini göstermiştir, birisi Hazreti Bilal'liğini göstermiştir. Bir hadi bir şey daha, bir güzellik daha, bir sır daha var. Niye bu gizli davet yapılırken Hazreti Bilal köle olmasına rağmen, o statüde görülmesine rağmen herhangi bir şekilde sakla dinini falan diye denmedi de aşikare bir şekilde dinini ilan etti ve bu şekilde eziyet gördü? karşılığında Hazreti Sıddik'in verdiği baha ile alındı. Onun müşterisi Sıddık oldu. Esas müşterisi Allah oldu. Ve onun ağzından insanları ibadete çağıran da Allah bizzat o bilal Habeş'in ahad diyen dilinden Allah huzuruna çağırdı insanları. Hazreti Peygamber'in de müezzini oldu. Boynuna ip asıldı ama müezzinler yani yem-i mahşerde boyunları, vücutları, bütün insanlar arasından seçilebilecek derecede en uzun boyunlular, en uzun boylular olarak yem-i kıyamette Peygamber Efendimiz öyle buyurdu. Etvalun nâse a'nâkan el muezzinûne etvalun nâse boyun olarak, boy olarak yem-i mahşerde insanların en uzun boylusu müezzinlerdir diyor Hazreti Peygamber. İşte o müezzinlik vazifesini alacağı için daha İslam'ın bidayetinden itibaren Ezan-ı Muhammedi'yi fiilen zaten, halen zaten Hazreti Bilal gösterdi. Bunun müjdesi olarak da, bunun tevşiratı bedeli olarak da Allah Hazreti Bilal-i Habeşi'ye müezzinlerin efendiliğini verdi. Ve bizim Necip milletimizde, o pak neslimizde, Salatin camilerinde umumu açık olan cemaatin cuma olarak toplandığı camilerde ve mescitlerde Bilal-i Habeşiye'ye ve Ümmü Mektum'a Fatiha okuduktan sonra ezanı okurlar. Bu edeple. Oku masalarda zaten bütün okunan ezanlardan Hazreti Bilal'in hissesi vardır. O aşikare ehad ehad deyişine Allahu Ekber, Allahu Ekber sedasını sedayı e, Muhammediye'yi, ezanı Muhammediye'yi Allah okutacak bir Bilal'i ta o zamandan hazırladı, o zamandan aşikar eyledi. Ve insanlar Allah'a daveti hala Bilal-i Habeş'in okuduğu ezanla, onun açtığı çığırla, ona fatihalarla yad ederek de hep onun amel defterine bir güzellik daha, efendim bir sevap daha ilave etmekte. Ve dünyada yeryüzünde ezan okunmayan ezan okunmadık bir dakika e, dakikası olmayan mahal ve mekan yok. Her okuyanlar da muhakkak Hazreti Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezana hamd edilerek Hazreti Bilal'in de derecesini daha alaya daha alaya taşımakta. Evet. Bu eziyetin karşılığında böyle bir şey aldı. Böyle bir payı aldı. O yüzden çok ucuza çok zarar etti onu satan. Adi Evet. Hazreti Bilal'i alan Ebu Bekir'e radıyallahu anh Peygamber Efendimiz ya Ebu Bekir dedi Onun üzerinde bir hakkın olacak mı? Hazreti Ebu Bekir hayır ya Resulallah dedi Onu azat ettim Hazreti Bilal'i Ümeyye bin Halef gibi azılı bir müşrikin elinden kurtarıp hürriyetine kavuşturan Hazreti Ebu Bekir Bir müddet sonra onun gibi köle olan annesi Hamame'yi de satın alıp azat etti Hazreti Bilal Habeşi Resulullah Efendimizin has müezziniydi. Bir an olsun onun yanından ayrılmak istemezdi. Fahri kainatın darı bekaye irtihalleri üzerine zatına ve yüksek ahlakına olan muhabbetinden dolayı Medine-i Münevvere'de kalmaya da tahammül edemedi, duramamış. Hazreti Peygamber siz Medine bana dar geliyor demiş ve Şam'a gitmiştir. Seneler sonra vefatına yakın geldiğinde Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz rica etmişler. Ne olur bir kere daha oku. Dedemin zamanındaki gibi ezan oku diye. Hazreti Bilal ezana başlamış. Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde Medine sokaklarında Bilal, Bilal, Bilal sesleri yükselmiş o vaziyette. Hazreti Bilal Habeşi'nin sesi öyle bir kazınmış ki insanların dimağına, kulaklarına. Hazreti Bilal Habeşi onların sesini duymuyor tabii ama Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedikten sonra yumruk gibi boğazına tıkanmış sözler ve ezanı bitirememiştir. Hazreti Bilal Habeşi. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Medine-i Münevvere'de kalmaya tahammül edemedi ve oradan ayrılmaya mecbur kaldı. Bu esnada halife olan Hazreti Ebu Bekir yanında kalması için ısrar edince Ya Ebu Bekir dedi. Beni kendin için satın aldınsa yanında tut. Yok eğer Allah rızası için satın aldınsa serbest bırak da Allah yolunda cihada katılayım. Cihat da de dediği işte Şam'a gidecektir. Halbuki ne kadar itibar edildi değil mi? Hazreti Bilal Habeşi peygamberin has müezzini olduğu için elini sıcak sudan soğuk suya sokmazlardı tabiri caizse. Hiçbir şey için, rızık endişesi için, itibar için, makam mevki için Asla bir ihtiyaç duymazdı. Haceti görülürdü. İtibar edilirdi. Ama onun itibar ettiği zatı görememesi, bu itibarlara hiç rağbet edememesi, Hazreti Peygamber'in cemaline itibar eden cenneti bile Hazreti Peygamber'in Hazreti Bilal'e vermesiyle düşünürsek, bu sevgi bağının, bu muhabbet bağının, bu aşk bağının Hazreti Allah'tan Hazreti Resulullah'a ve onu ba ona bağlı olan silsilede nasıl tecelli ettiğini anlamak en azından düşünmek için bir fırsat ele geçirmiş olabiliriz. Evet. Bu silsileyi anlamadan bu aşk ve muhabbet zincirini görmeden kendi başına Hazreti Peygamber sevgisini anladığını iddia etmek veya yaşamaya çalışmak beyhudedir. Yani muhaldir imkansız olan bir şeyle iştigaldir. Bu da zaten maliyanidir. Maliyani, işe yaramayacak şeylerle meşgul olan kişi de Allah'ın gadabındadır. Her ne kadar hayır gibi gözüken işlerle meşgul olsa da. Muhabbetsiz ve aşksız Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber'in etrafındaki ashabı peygamber, ehli beyti peygamber, ezvacı peygamber, etbaı peygamber, hiçbir şekilde anlaşılamaz. İlla o muhabbeti meşketmek icap eder. Allah bizi bu muhabbet ve aşktan azat eylemesin. Bu aşka köle eylesin ki gerçek hürriyeti öyle bulalım inşallah. Amin.